Ayhan Bora Kaptan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadeleri doğrultusunda tutuklanan Ankara Emniyet Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın ikinci ifadesi ortaya çıktı. Demircan'ın ifadesinde Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve AK Partili Bekir Bozdağ'ın ismini geçirdiler sevgili arkadaşlar. Diyor ki Sertçelik'in ses kayıtlarını yayınladı. Demircan konuşmalarda adı anılan iki kişiden birinin Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, diğerinin eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olduğunu söyledi. Ancak Demircan bu isimleri Sertçelik'in dile getirdiğini, kendisinin gizli tanığı yurt dışına getirmek için, yurt dışından getirmek için ikna etmek amacıyla geçiştiren yanıtlar verdiğini iddia etti. Demircan görüşmelerinin içeriğinden amirlerine bahsetmediğini söyledi arkadaşlar. İlginç bir şekilde herkes mahkeme tutanaklarına birilerinin isimlerini geçiriyor arkadaşlar. Sertçelik yayınladığı ses kaydında şunları söylüyor. Bu söylediğin iki isim vardı ya, hani iki konu vardı ya, farklı farklı isimler vardı. Onlarla ilgili gerekli yerlerle görüştüm. Gerekli yerlerle görüştüler. İsimleri geçsin, sıkıntı yok dediği ifadeleri hatırlatıldı. Bu ifade size mi aittir? Bu iki kişiden kimi kastediyorsunuz sorusu üzerine Demircan ifadeler bana aittir. Görüşmeyi Sertçelik'i ikna etmeyi amaçlı yaptım. Amacım ifadesinin alınmasıdır. Çünkü daha önce gelmekten vazgeçmişti. İki isimden kasıt Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve eski Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'dır. Arkadaşlar bu Ayhan Bora Kaplan davası ve Sinan Ateş davası inanın yeni anayasa ile ilgili ve Türkiye'nin yeni süreciyle ilgili MHP'yi teslim almaya yönelik operasyonlardır. Bağımsız mahkemenin başlattığı süreçlerdir. Ne de olsa Türkiye'de mahkemeler bağımsızdır. Diğeri de Süleyman Soylu'yu, Ayhan Bora Kaplan davası Süleyman Soylu'yu kontrol etme ve doğal olarak birbiriyle bağlantı, MHP'yi kontrol etme bağlantılı olaylardır. Biraz sonra Devlet Bahçeli'nin Türk milleti kavramından Türkiye milleti kavramına dönmesinin bu iki davayla ilişkisini ve önümüzdeki yeni anayasa süreciyle bağlantısını konuşacağız. Eski bakan Bekir Pakdemirli için kanun tanımadılar. Bekleme süresi dolmadan BİM'in yönetim kurulu üyeliğine atandı. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bekleme süresinin dolmasına henüz 9 ay varken kanuna aykırı şekilde BİM'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atılmış. Bakanlıktan sonra normal bekleme süreleri var. Ama 9 ay dolmasına gerek olmadan eski Tarım Bakanı'nı BİM'in yönetim kuruluna atamışlar. Şimdi sormak gerekiyor. Bu 3 harfler diye enflasyonu yükselten, fiyatı yükselten, hayat pahalılığını yükselten, fiyatları yükselten marketlerdi bunlar. Eğer eski Tarım Bakanı BİM'in yönetim kuruluna atanmışsa o bakan, bakanken BİM'i ne kadar korumuştur sorusuna yanıt verebilirsiniz. Gülmeyin. Gülmeyin. Bu ülkede her şey bağımsızdır sevgili arkadaşlar. Her şey. Her şey bağımsızdır. Bağımsız değil derseniz ayağımdaki terliklerle ağzınızın ortasına şek diye vururum bilginiz olsun. Cübbeli'den İsmail Ağa hakkında büyü iddiası. Bak 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 bak. Medresedeki küçük kızlara diyerek ilginç bir açıklama yapmış sevgili arkadaşlar. Gece saatlerinde 9-10 tane kız çocuklarına sihirler yaptırıldığını belirten Cübbeli, yavrularımızı büyü işlerinde kullanıyorlar. Ben bunları bilmesem söyleyecek bir adam değilim. Kimseye iftira atacak bir adam değilim. Kaç tarikten geldi bu bilgi. Allah sihir yapanların sihirlerini üzerimizden iptal eylesin demiş. Sevgili arkadaşlar bunu konuşuyorum. Türkiye'de sihir büyü meselesi yapılıyor. Hani seçim dönemlerinde içilen çaylar var ya kafaya atılan. Onlar büyülüdür arkadaşlar. Efsunludur bilginiz olsun. İnanmayabilirsiniz siz. Kim takar büyüyü diyebilirsiniz. Kim takar sihiri diyebilirsiniz. Ama etkili olduğunu ve bununla ilgili bizim ülkemizde yoktur ama dünyanın başka saraylarında, istihbarat teşkilatlarında, devlet adamlarında, başbakanlarında, cumhurbaşkanlarının etrafında efsunlu, büyücü, astrolog gibi insanlar olduğunu bilmenizi isterim. Bizimkilerde yoktur. Bizimkiler öyle şeyler yapmazlar sevgili izleyiciler. Ama yapıyorlar bilginiz olsun. Şaka diyorum. Bizimkiler de yapıyorlar. Cübbeli biliyorsa, İsmaila cemaatinde yapılıyorsa bilin ki Türk siyasetinde yapılıyordur. Sahte basın kartıyla 600 bin TL dolandırmışlar arkadaşlar.
Bu işte benim de basın kartım var. Turkuaz olay. Bu şeyde Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir derneğin ismini kullanıp yurttaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolancılık yaptıkları belirlenen 6 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmış. Bu sarı şey yani basın kartını eskiden sarıydı şimdi turkuaz bu basın kartını iletişim başkanlığı veriyor sevgili arkadaşlar. MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda bir derneğin ismini kullanmak suretiyle vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin lira Türk lirası dolandırılan kişilere operasyon yapılmış 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgelerde sahtecilik suçlarından adli tahkikat başlatılırken ikamet ve iş yeri araçlarında yapılan aramalarda 6 adet basın kartı, ulan 6 adet basın kartı deyince sahte olduğunu söyleyeyim bari. 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi, 23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı. Bak bir adet not kağıdı arkadaşlar çok önemli bak o evrak. Bir adet polis gazetesi yetki görev belgesi. Bir adet tabanca 12 adet 9 milimetrelik 9 milimlik fişek ele geçirilmiş. Şimdi Türkiye'de bu sahte basın kartı, sahte araç plakası kartı kimi dernekler tarafından çok satılıyor. İnsanlar da bunu alıyor çok havalı oluyor. Aracının önüne onu koyunca abi kimsenin dokunmadığı cebinde de o şey sahte basın kartı olunca da havasından geçilmiyor. 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira para ödeyerek satın alıyorlar. Ne de olsa itibarlı hale dönüşüyorlar. Demek ki hala gazeteciliğin bu ülkede bir itibarı var demek ki sevgili izleyiciler. Yok arkadaşlar vermiyor. Lisans diploması gazeteci olduğunuz anlamına gelmek. Yani basın yayın okulundan, gazetecilikten, İletişim Fakültesinden mezun olmuş olmanız sizi gazeteci yapmaz. Gazeteci olmak için de bir okuldan mezun olmak gerekmez. Önce onu söyleyelim. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Gazeteci olmak için basın kartı olmanıza gerek yok. Onu da söyleyelim ayrıca.